Ne yapıyorsun acaba Selin? Salonun şeklinden çok sıkıldım. Anladım. O yüzden de kendini sakatlamaya karar verdin değil mi? Yayla kızıyım ben. Bana bir şey olmaz. Ya Selin, bak gerçekten bazen anlamakta zorluk çekiyorum. Ya benim de bu evde değiştirmek istediğim bir sürü şey var ama bu saatte mi yapmam gerekiyor? Müsait bir zamanda ne nereye konur, karar verir, planlar öyle yaparız. Çünkü bu iş böyle yapılır. Öyle her şey planlı programlı olmaz. Bazı şeylerin kuralları yoktur. Böyle kalbinden geldiği gibi yaparsın, spontane. Bu evdeki bütün eşyaların yerini tek başına değiştiremezsin. İzle ve gör. Yavaş, sakatlık çıkaracaksın. Senden yardım isteyen olmadı. Ya Selin, bari şuraya koyalım. Bu mu bunun yeri? Hayır, ben burada durmasını istiyorum. Selin, bak sadece bir an, bir an mantıklı düşün. Bu burada olur mu? Ya geçişi kesiyorsun bir kere. Tamam, bir yer açarız. Dur sen! Ya parkeyi çizdin. İlla burnunun dikine gideceksin değil mi? Alışırsın. İnsan yanlışa alışamaz. Selin bir dakika dur, bir dakika dur ya. Bak bir bakalım, bir karar verelim. Ondan sonra yapalım. Şimdi beğenmeyeceğiz, sonra iki defa iş çıkacak. Bu iş öyle olmaz. Ya olmalı ama. Sen peşin peşin ne yapacağına karar vermişsin zaten. Ha şimdi anlaşıldı. Bu değil mi bütün sorunun? Ben Paris'e gidiyorum diye bütün bunlar. Ya ekipçe bir iş başarıldı. Ki sen de bunun içine dahilsin. Ve uluslararası platformda sunum yapmaya gidiyorum. Ya büyüttün, büyüttün, büyüttün. Kocaman bir olay haline getirdin bunu. Şimdi de altında eziliyoruz. Hayır getirmedim. Alara... Lütfen duymak dahi istemiyorum. Susalım ve şu salonu oturulabilir bir hale getirelim lütfen. Sevgilinle kıyamıyorsun değil mi? Ya Selin, bunu daha ilk gün söyledim sana. Özel hayatımızda işi karıştırmayacağız dedim. Çocukça yakıştırmalar yapmayı bırakıp olgun davranmaya başla biraz. Nereye? Gidiyorum. Daha yeni duştan çıktım ya. Bıcık bıcık ter. Ne diyeceğim ben bu adama şimdi? Efendim Vedat. Bana bak, ne yapıyorsan bırak git hazırlan. Akşam seni ocak başına götürüyorum. Bu akşam olmaz. Bu akşam gelemem. Başka bir zaman yapalım Vedat'ım, olur mu? Demir'im bak, gelmek istemediğini biliyorum. Ama geleceksin. Bir haftadır bir suratlar, bir tavırlar falan. Gel bakalım akşam öğrenelim neymiş derdin. Vedat. Demir. Konum atıyorum kardeşim. Orada ol akşam. Tamam. Hala mı göz göze gelmiyoruz? Yok oğlum öyle bir şey. Var var. Kaç gündür aynı tarlada birlikte çalışıyoruz oğlum yan yana. Bir kere bile yüzüme bakmadın. Ne oluyor ya, sen kızgın mısın bana? Nedir? Ya oğlum ne kızacağım sana? Yanlış anlamışsın sen. Yoğunduk zaten biliyorsun. İş yetiştireceğiz diye oradan oraya koşturup durduk. Seninle yeterince ilgilenemedim ben. Sen ondan böyle hissetmişsin. Aslında yok bir şey. Ha, ondan öyle. Anladım ya. Ustam sen yürek atsana ızgaraya. Yürek? Yürek tabii. E lazım. Kan yapar. Bana bak, sen şimdi yemeden önce mi konuşursun yoksa yedikten sonra mı konuşursun? Sonra. İyi. Hadi bakalım. Hadi gidiyorsun. Oğlum öyle süslü girizgaha falan gerek yok. Gir ortasından dost doğru söyle işte neyse mesele. Vedat. Efendim. Ee,
Bak sen benim için çok önemlisin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kardeşim sen de öylesin. Yani sen benim için arkadaştan fazlasısın. Biliyorsun işte çocukluğumu. Gördün. Annem, babam, evim, hayatım, geleceğim. Her şey elimden kayıp gitti. Ama bir sen gitmedin. Babamdan çok sana tutuldum ben. Hayatımdaki tek normal sendin. Hoş hala öylesin ya. Demek istediğim... Sen benim kardeşimsin Vedat. Eyvallah kardeşim. Yok şimdi böyle söyleyince basit bir cümle gibi geliyor ya. Benim için değil. Ben gerekirse herkesi kaybetmeyi göze alırım. Ama seni değil. Oğlum sana da yürek yedirdik şimdi. Yürekten konuştum. Ben duygusal adamım. Yapma böyle bak vallahi kötü oluyorum ya. Olma kardeşim. Olma sen iyi ol. Sen iyi ol. Sen nasıl iyi hissedeceksen öyle ol. Geçen gün Sera'da demiştin ya. Böyle yalnızlık çok da matar bir şey değil diye. Sen yalnız kalma. Vallahi. Gerisi benim için teferruat. Oğlum ben onu senin için söyledim. Sen beni ne düşünüyorsun beni düşünme. Demir'im sen yaşlandın mı ne yaptın ben anlamadım ki ya. Lan bir haftadır suratıma bakmıyorsun. Bir afralar bir tafralar. Bana bak. Bir daha olmasın alırım ayağımın altını. Hadi. Ne ara içtin ya? Kır kır. Sen arabayla gelmedin değil mi? Ha yok, taksiyle geldim ben. Ay. İyi o zaman sen bekle taksini ben şuradan biraz yürüyeceğim. Olmaz. Olmaz. Bize gidiyoruz. Bu saatte. Evet. Ya kahveyi biz de içeceğiz. Oğlum, geç oldu artık şimdi seni rahatsız etmeyelim ayıbol. Ya bir şey olmaz. Hem tanıştınız siz nasıl olsa. Oğlum bir gün gündüz gözüyle gelirim işte. Şimdi bu saatte habersiz... Vedat'ım benim evime geliyorsun. Tamam. Hem bak eski evim olduğu için ev hediyesi almasan da olur. Demir'im, o ev sadece senin değil, hatırlatayım. Ya Vedat, amma uzattın işte ya. Geliyorsun, hah, taksi de geldi. Uzatıyorsun, uzatma işte. Biliyorsun, inat adamım. Gel, hadi. Oğlum, çok ayarsız bir insansın yalnız hadi, ya. Hadi, bir kahve içeceğiz. Zorla eve götürüyor adam. Uzattı, sakız gibi uzattın konuyu. Sakız Vedat.